Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta erkeklerden kaynaklanan kısırlığı, nedenlerini, çözümlerini ve tedavisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden üroloji uzmanı operatör doktor Osman Ceylan bilgi verecek. Merhabalar. Şimdi eskiden kısırlığın genelde maalesef ki yanlış bilinen bir bilgi olarak hep kadınlardan kaynaklandığı düşünülürdü. Ama şu bir gerçek ki kısırlık erkeklerden de kaynaklanabiliyor. Günümüzde erkeklerden kaynaklanan kısırlık vakalarının sayısı arttı mı? Arttıysa bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi daha önceki dönemlerde erkeğe ait kısırlık sebepleri %20 civarındaydı. Ama son yapılan çalışmalarda bu oran giderek %40'lara kadar dayandı. Erkek ve kadın ikisini birden düşündüğümüz anda bu oran yaklaşık yarı yarıya olmaya başladı. Bunun en büyük sebepler arasında daha önce çok az bir oranda hormonal sebepler var. Yani hormon yetersizliğine bağlı sperm üretiminde problemler var. Düzeltilebilir olarak varikosel testislerdeki damarlar, toplar damarlarda genişlemeler var, enfeksiyonlar var ya da sperm kanallarında tıkanıklıklar oluşabiliyor. Bunlar neye bağlı? İşte enfeksiyonlara bağlı, geçirilmiş cerrahi müdahaleler mesela fıtık gibi, inmemiş testis gibi ya da o bölgeye konulan son zamanlarda meşlere bağlı yapışıklar oluşabiliyor. Bunların hepsi sperm kanallarında tıkanıklığa sebep olduğu için erkek infertilitesine sebep olabiliyorlar. Peki bir erkek kısırlığı diye kavramı düşündüğümüzde bunun dereceleri var mıdır? Yani her erkekte kısırlık, üreme sağlığı ile ilgili yaşadığı problem birbirinin aynı derecesinde midir yoksa farklı mıdır? Kesinlikle farklı. Çünkü bazı kişilerde sperm, yani ejekülatlarında spermler var. Yani biz bunları laboratuvar şartlarında bulduğumuz anda tüp bebek tedavisi ya da aşılama yöntemleriyle kişilere çocuk sahibi yapabiliyoruz. Ama bir kısmında ise tamamen sıfır spermi var, yani azospermi dediğimiz hiç canlı hücre bulamıyoruz. Bunların problemleri tabii diğer gruba göre daha fazla. Bu şiddetli erkek kısırlığı diye bir kavram var. Aslında bu dediğiniz grup... Son grup ona uyuyor genelde. Yani çok az spermi var, yani tek tük sperm diyoruz. Ya da hiç hücre görmüyoruz, yani şiddetli azospermi diyoruz buna. Yani azospermi zaten hiç hücre olmaması ama şiddetli olduğu anda... Hiç hücre bulunmuyor ya da tek tük hücre çıkıyor. Erkek kısırlığında biraz sizinle genetik faktörleri konuşmak istiyorum. Genetik faktörler deyince bunun oranı nedir tüm erkek kısırlığı vakaları içinde? Bir de şunu da öğrenmek istiyorum. Genetik faktör olduğu için diyelim ki kardeşleri, 5 erkek kardeşi ele alalım. Bunların birinde üreme sağlığı ile ilgili, sperm sayısı kalitesi ile ilgili bir problem varsa diğerlerinde de olma ihtimali genetik olarak nedir? Şimdi şöyle, yaklaşık tüm popülasyonda, infertil çiftlerde %4 civarında genetik problem çıkıyor. Bunların en çok bilineni yani kromozom fazlalıkları, sayı olarak kromozomlar fazlalık var. Mesela 47-48 kromozomlar var. Bunlar yaklaşık 700'de 1000 doğumda bir görülüyor. Yani 5 kardeşten birinde görülebilir ama diğerinde görülecek diye bir şey yok. Ama eğer babada bir Y kromozomu üzerinde problem varsa, yani delesyon dediğimiz bazı kromozomlar diye bölgelerde kayıplar var. Bütün kardeşlere geçme ihtimali var. Ayrıca bunlar tüp bebek tedavisi yaparsak Y kromozomu üzerindeki delesyonlar erkek çocuğuna da aktarılacak yani. Birebir aktarılacak yani. İleriki dönemlerde diyelim çocuk yaptık ve üreme çağına geldiği anda aynı sorunlarla karşılaşabilecek yani. Peki bir diğer başka risk faktörüne biraz önce varikosel dediniz. Şimdi biraz varikoseli açmanızı rica ediyorum. Varikoseli bilen var, bilmeyen var. Nasıl bir hastalıktır? Kendini hangi belirtilerle belli eder? Görülme oranı nedir ve varikosel geçiren her erkekte mutlaka kısırlık olacak diye bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Hayır, şöyle, tüm toplumda yaklaşık %13 ile 15 arasında bir varikosel var. Varikosel nedir? Torbalarda, erkeklerin torbalarındaki toplar damarların genişlemesi, yani varisleşmesi olarak tarif edebiliriz.
Ama erkeklerin içerisinde %15 olmasına rağmen çoğunun çocuğu var ve bunların yaklaşık %10-11 tanesinde, yani %10'lu 11'inde varikosel var ama çocuk sahibi olabiliyorlar. Bunlar bize nasıl geliyorlar? Bir, yani çocuk olamadı diye, yani çocuk sahibi olamadık diye geliyorlar. İki, ağrı nedeniyle geliyorlar. Daha erken yaşlarda, yani ergenlik yaşına gelmeden önce de yumurtalarında gelişim geriliği, yani çok belirgin bir varikoseli varsa o taraftaki testisinde geri kalıyor. Diğerine göre daha az büyüyor. Bu şeylerle, şikayetlerle geliyorlar yani. Üç şikayet yani. Peki her varikosel biraz önce dediğim gibi mutlaka kısırlığa yol açıyor mu? Kesinlikle değil. Yani çok hafif varikoselleri çok dikkate almıyoruz ama belirgin, yani gözle görülür şekilde grade 2-3 dediğimiz, yani klinik olarak eğer varikoseli varsa, bu hastalarda spermlerinde sayı az, hareketlerinde ve şekillerinde problem varsa, o zaman biz bunları dikkate alıyoruz ve ameliyat öneriyoruz. Ama subklinik dediğimiz, yani böyle tahlillerde sıkıntısı yoksa, yani spermiyogram normalse, ama biz bunları ameliyat etmeyi pek önermiyoruz. Çünkü etsek de sonuç alamıyoruz. Peki kabuk kulak enfeksiyonu geçiren erkeklerde kısırlık riskinin yüksek olduğu doğru mu? Kabuk kulak eğer şeyden sonra, ergenlikten sonra geçiriyorsa yaklaşık %40 civarında yumurtaları etkileyebilir. Yani orşit dediğimiz, immünolojik orşit oluşturur. O da yumurtanın giderek küçülmesini, oradaki germ hücrelerin ölmesini sağlar. Onun için de %40 civarında kısırlığa sebep olabilir. Ama dediğim gibi ergenlikten sonra, küçük yaşta geçirilen kabuk kulağın bir önemi yok bizim için. Şimdi gelelim en önemli ve en yaygın problemlerden biri olan sigara kullanımına. Sigara erkeklerin cinsel sağlığını, üreme sağlığını nasıl etkiliyor? Sigara, yani genel olarak, yani bütün vücudu etkilediği gibi damar sistemini etkiliyor başta. Cinsel sağlığını, ora gelen, yani erkeklik organına gelen kan akımını bozuyor. Bir, bunu bozduğu için de sertleşme problemi ve ileriki dönemlerde bu daha da kötüye gidebiliyor yani. Şey olarak da toksik metabolitler nedeniyle spermlerin hareketini ve fonksiyonunu bozuyor. Onun için çok sigara içiyorlarsa içmemelerini tavsiye ediyoruz insanlara. Peki karşınıza bir çift geldi. Çocuğu olmuyor. Şimdi bu acaba kadından mı kaynaklanıyor, erkekten mi, ya da her ikisinde de mi bir problem var? Kimden başlıyorsunuz araştırmaya? İlk önce erkekten başlıyoruz. Çok ucuz ve çok kolay. Sperm tahlili yaptırıyoruz. En basitten bir defa, ya da diyelim ki birincide bir sıkıntı varsa ya da hiç sperm görmemişsek, bir 15 gün sonra ikincisini yaptırıyoruz. Buna göre çifte yol gösteriyoruz. Yani hem ekonomik olması açısından hem de çok kolay, yani riskleri çok az olduğu için önce erkekten başlamakta fayda var. Peki yani erkeğe yaptığınız tahlilde nelere bakıyorsunuz üreme sağlığı açısından? Spermin hacmine bakıyoruz, sayısına bakıyoruz, hareketine bakıyoruz ve şekline bakıyoruz. Bazen bunlar hepsi çok iyi olup da ama yine çocuk sahibi olamayan, yani sebebi bilinmeyen infertiliteden bahsedebiliriz. Ama eğer bunlar normalse, yani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre belli rakamlar var. İşte 1 litrede 20 milyonun üzerinde olması bizim için normal değerlerdir. Eğer böyle görürsek o zaman diğer, yani çifte, eşine yönelmekte fayda var diye düşünüyoruz. Şimdi baktınız, yapılan tahliller sonucunda erkekten kaynaklanan bir problem nedeniyle çiftin çocuk sahibi olamadığını tespit ettiniz diyelim. Böyle bir durumda erkeğe altta yatan nedene göre, tabii ki biraz önce saydığınız pek çok faktör var. Geçirilen enfeksiyonlardan varikosele kadar, genetik ya da hormonal faktörlere kadar, altta yatan nedene göre tedaviye yaklaşımınız nasıl oluyor? Sperm sayısına bakıyoruz önce, yani spermin hacmine bakıyoruz. Eğer hacimde bir problem varsa, konjenital kistik fibroz denen bir hastalık var. Buna bağlı olarak da sperm kanallarında yokluk ya da tıkanıklık olabilir. Bunu düşünüyoruz. Yani bir şeyde hastanın öyküsünü alıyoruz. Arkasından geçirmiş bir cerrahisi varsa ya da işte cinsel yola bulaşan bir hastalık geçirmişse, bunlara yönelik tetkik ve tedaviler istiyoruz. Ya da klinik muayenede varikoseli varsa bunun tedavi olmasını istiyoruz. Varikoselde ne yapıyorsunuz? Varikosele yönelik cerrahi yapıyorsunuz. Cerrahi yapıyoruz. Yani
Yani mikroskobik varikoselektomi yapıyoruz. Yani daha şeysi, Türkçesi oradaki toplar damarları mikroskobik olarak bağlıyoruz. Diğer damarlar zarar vermeden. Peki biraz bu ameliyatı açalım. Şimdi ekran başında bizi izleyen varikosel gibi problemi olan da pek çok erkek olabilir. Evet. Varikosel ameliyatı nasıl yapılıyor? Anestezi nasıl? Erkeğin hastanede kalması gerekiyor mu? Bir soru daha soracağım. Varikoselse sırf sebep çiftin çocuk sahibi olmasına engel teşkil eden bu cerrahi sonrasında çiftin çocuk sahibi olma şansı ne ölçüde yükseliyor? Son sorudan başlayayım. Yani %30 ile 40 arasında çiftler çocuk sahibi olabilirler. Yani sperm sayısı normalse, hareketinde ve şeklinde problem varsa ameliyattan sonra çocuk sahibi olma şansları diğer tedavi yöntemlerine gerek kalmadan %30-%40 civarında bir şansları var yani. Hı hı. Ama ameliyat aynı zamanda spermlerin şekillerini düzeltiyor, hareketlerini düzeltiyor. Diyelim ki çok az sayıda sperm varsa bu spermleri kullanarak IVF tedavisi ya da tüp bebek tedavisine yönelebilirsiniz. Ameliyat nasıl yapılıyor? Çok kısa onu evet, rica edeyim. Ameliyat da genel anestezi altında yapıyoruz. Kasıktan yapıyoruz. Onun birkaç tane tekniği var. Laparoskopik ya da robotik de yapılabiliyor ama çok tercih etmiyoruz. Genelde mikroskop kullanarak kasık kanalından oradaki toplar damarları tek tek ayıraraktan bağlıyoruz. Ama o arada da lenfatiklerini ya da işte atar damarlarını korumak gerekiyor. Çünkü hastada hidrosel olabilir ya da testislerinde küçülme olabilir ya da kaybedebilirsiniz. Ama nadirdir bunlar. Sperm sayısı, sperminin kalitesi ve hareketiyle ilgili problem olan erkeklerde özellikle tüp bebek tedavisini ne zaman öneriyorsunuz? Şimdi eğer hastanın 5 milyondan fazla spermi varsa, hareketli spermi varsa bu aşılama olabilir ama bunun altındaki bir rakamlarda mutlaka hastaya çok vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Şimdi o zaman Sayın Ceylan bir şey rica edeceğim. Şimdi halkın kafası karışabiliyor. Bir aşılama var, bir tüp bebek tedavisi var. Aşılama nedir, tüp bebek nedir? Aşılamanın tüp bebekten nasıl bir farkı vardır? Aşılamada erkeğin spermleri alınıyor. Laboratuvarda bunlar yıkanıp hareketli olan spermler bir kanül vasıtasıyla eşinin rahim içerisine veriliyor. Bu direkt olarak yani spermler yumurtayı kendi döllüyor. Bu 5 milyon ve üzerinde sperm olması gerekiyor. En aşağı hareketli sperm olması gerekiyor. Yani başarı şansının yüksek olması için. Ama daha az spermi varsa evet, o zaman tüp bebek tedavisini öneriyoruz. O zaman da ne yapıyoruz? Hastanın spermleriyle eşinden alınan yumurtalar birleştirilip dışarıda dölleme yapılıyor. Döllem, embriyo gelişmeye başladığı anda da onları anneye transfer ediyoruz. Şimdi tüp bebek tedavisinde de yöntemler giderek gelişiyor. Teknolojiler gelişiyor. Günümüzde sperm sayısı çok azalan erkekte ya da hemen hemen hiç olmayan erkekte babalık şansı var mı? Şimdi kişiden kişiye değişebiliyor ama eğer azosperm varsa biz bu hastalara yani son zamanlarda mikroskobik mikrotese yapıyoruz. Mikrotese de çok küçük testis içerisinde adacıklar şeklinde sperm üreten kısımlar varsa, tubulüsler dediğimiz tüpler varsa bunları alaraktan laboratuvara gönderiyoruz ve bunlardan sperm elde etme ihtimalimiz çok yüksek. Yani %50-%60 oranında azosperm olan hastalardan kişiye göre ya da hastalığına göre, etiyolojiye göre sperm elde edebiliyoruz. Laboratuvarda ilk baktığımızda eğer hiç sperm yok, çocuğunuz olmaz dediğimiz anda diyebiliyorken son zamanlarda mikrotese yaparak da bu şansımızı daha da yükselttik. Peki mikroskopik tese nasıl yapılıyor? O bir ameliyathane ortamında mı yapılıyor? Anestezi yine hasta erkek uyutuluyor mu? Genelde hastayı uyutuyoruz. Lokalde yapılabilir ama ameliyat süresi uzayacağı için yani psikolojik ya da fiziksel sorunlar olabilir. Genelde uyutarak ya da spinal anestezi altında, ameliyathane şartlarında ve büyük mikroskop kullanarak yapıyoruz. Artık sohbetimizin sonuna geldik. Erkek ısırlığının tedavisinde ne gibi gelişmeler var? Son zamanlarda en büyük yaptığımız gelişme bizim için mikrotese. Son yıllardaki en büyük gelişme o. Onun dışında fitoterapi dediğimiz ilaçlar verebiliyoruz ama yani işte besin takviyeleri. Fakat yani onların da etkisinin %20-%30'lardan fazla olduğunu düşünmüyoruz yani. Şimdi en son olarak sizden şunu öğrenmek istiyorum.
Çok kısa bir süre önce fertilitenin yani üreme sağlığının ya da doğurganlığının korunması anlamına gelen fertilitenin korunması derneğini kurdunuz. Siz de derneğin başkanlığını yapıyorsunuz. Dernek ne amaçla kuruldu? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz yani onkolojik vakalar yani genç insanlarda hem erkeklerde hem kadınlarda onkolojik hastalıklar yani kanser hastaları arttı. Bunlara bağlı hastalarımız mutlaka ya cerrahi tedavi ya da kemoterapi, radyoterapi görüyorlar. Bunları gördükleri anda da üreme hücrelerini, yumurtalarını ya da spermlerini kaybetme şansları çok yüksek. Hı hı. Amacımız bunlara kemoterapi ya da radyoterapiden önce bunların yumurtalarını, yumurtalıkların daha doğrusu erkeklerin de spermlerini alıp dondurarak ileriki hayatlarında yani tedavileri bittikten sonra onları kullanmak için bu derneği kurduk. Onlara yardımcı olmak için ayrıca bu konudaki işte arkadaşlarımızı yurt dışına gönderip onlara destek olarak oradaki bilgi birikimini ülkemize getirmeyi düşünüyoruz. Aslında tabii ki gerçekten hayırlı olsun derneğiniz. Çok önemli de bir amaca hizmet ediyorsunuz. Bir kanser tanısı konduğunda bir kişiye tabii ki öncelikle kanserin tanısına insanlara odaklanıyorlar. Hasta yakınları da böyle, hastalar da böyle, kanser tedavisi yapan uzmanlar da böyle. Belki de bu tür dernekler, bu tür çalışmalar sayesinde hastanın kanser tedavisi sonrasında bir takım hakları ya da istekler olacak. Aynen. Bunların da önceden planlanarak önlemlerin alınması, doğurganlığın korunması da kanser tedavisi öncesi çok önemli. Çok teşekkür ederim ben Sayın teşekkür Osman Ceylan. Sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkürler. Sağlığım için her şeyde kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, üreme sağlığıyla, kısırlıkla ve özellikle de erkek kısırlığıyla ve tedavisiyle ilgili merak ettikleriniz varsa soru, görüş ve önerileriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.